Merhaba arkadaşlar Almanca kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Adjektive und Partizipien mit Präpositionen. Hazırsanız dersimiz başlasın. Başlığa baktığımızda arkadaşlar, Adjektive neydi? Sıfatlar demekti. Partizipien sıfat fiil anlamına geliyor arkadaşlar. Bunları prepozisyonlarla bir araya getiriyoruz. Prepozisyonlar ne olabilir? Auf, um, über, für gibi durumlarda ne yapmış oluyoruz? Bunları bir araya getiriyoruz. İlk başta akusatifle başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle bir bakalım. Angewiesen auf. E, an gibi izni avf arkadaşlar ihtiyacı olmak anlamına gelmiş oluyor. Zaten cümleyi incelediğimizde nasıl bir anlam olduğunu e, anlayacaksınız. Zaten burada artık hissiyat da devreye giriyor. Çünkü artık C1 seviyesinde olduğumuz için cümleyi okuduğumuzda e, anlam olarak nereye gittiğini zaten çıkartmış oluyoruz. E, an gibi izni avf demek ki muhtaç olmak e, anlamında ya da işte ihtiyacı olmak gibi düşünülebilir. Die Schüler sind auf ihre Lehrerin angewiesen. Evet, bakın burada öğrenciler öğretmenlerine bağımlılar gibi bir anlam çıkmış oluyor. Yani onun sözünden çıkmıyorlar öyle değil mi? Yani öğretmenin söylediklerine ihtiyaç duyuyorlar. Ya da işte ne demek istediğimi anlatabiliyorumdur umarım. Yani öğretmenin söylediklerine tabiler diyebiliriz. Dolayısıyla bakın burada angewiesen auf fonksiyonel olarak öğrenciler öğretmenlerine tabiler dersek aslında daha doğru olmuş oluyor. Auf ihre Lehrerin angewiesen demiş oluyoruz. Bemüht um", bemühen arkadaşlar, gayret göstermek demek. Bir şeye gayret göstermek derken bemüt um şeklinde ele almamız gerekiyor. Bakın bunların hepsi akusatif kapsamında olan fiiller. Der ist bemüt um seinen Gast. Bu da gayet anlaşılır değil mi? Der neydi? Der garson ist bemüt um seinen Gast. Ne yapıyor? Müşterisine gayret gösteriyor değil mi? İyi hizmet sunuyor. Yanlış yapmamak için uğraş veriyor. Dolayısıyla bemüt um yapısını kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla garson müşterisine gayret gösteriyor dediğimizde de ist bemüt um seinen Gast. Bakın burada akusatif var. Der Gast ne oluyordu? Dein oluyordu. Dolayısıyla seinen Gast buradaki akusatifin e, Evet ağırlığını buradaki değil mi fonksiyonunu görmüş oluyoruz. Demek ki auf'ta olduğu gibi burada da ne oluyormuş? Um'da akusatiflik söz konusu oluyormuş. Dankbar für. Evet minnettar olmak demek arkadaşlar. Dankbar für. Bir şey için minnettar olmak. Cümlemize bakalım. Ich und mein Team sind dankbar für eure Zusammenarbeit. Anlaşıldığını tahmin ediyorum. Ben ve benim takımım, değil mi? sind dankbar für bir şey için minnettarız. Ne için minnettarız? Eure Zusammenarbeit. Neydi Zusammenarbeit arkadaşlar? Arbeit, iş. Zusammenarbeit. Yani sizin birlikte, sizin birlikteliğiniz için, yani o birlikte çalışmamız için ne, ne yapıyoruz? Minnettarız demiş oluyoruz. Söz gelimi ben ve takımım değil mi? Karşı e, taraftan bu bir şirket olabilir. Bir karşı şirketten olabilir. E, birlikte çalışmamız için minnettarız dediğimizde demek ki astonishment team sind dankbar für Zusammenarbeit. Sizin e, birlikte yapmış olduğumuz bu e, çalışma için değil mi? Minnettarız demiş oluyoruz. Entscheidend für Entscheidend für arkadaşlar belirleyici anlamına gelmiş oluyor. Entscheidend für. Ne demek istediğimize cümle içerisinde bir bakalım. Die geliefierte Menge ist entscheidend für den Käufer. liefern neydi arkadaşlar? Gönderme. Menge miktar demek. Gönderilen miktar. Die geliefierte Menge ist entscheidend für den Käufer. Käufer alıcı demek arkadaşlar. Dolayısıyla alıcı için belirleyici, değil mi? Gönderilen miktar alıcı için belirleyicidir demeye getiriyor bu cümle. Dolayısıyla die geliefte menge ist entscheidend für den Käufer, alıcı için neymiş? Belirleyici. Tabi bu e, satıcı da olsaydı ne olacaktı o zaman? kayfa <laughs> olacaktı. Bunu e, ne, ne demek istediğimizi e, nasıl anlamlandırmak istediğimize göre değişiyor. Burada tabi fonksiyonel olarak buraya odaklanmakta fayda var arkadaşlar. Bu cümleler tabi dilediğimiz gibi ne yapabiliyoruz bunu farklı e, formlara sokabiliyoruz. Yeter ki buradaki o fonksiyonu e, anlamış olalım. Demek ki Entscheidend für neymiş? Falanca için belirleyici demiş oluyoruz değil evet. mi? Erfreut über bir şeye memnun olmak, mutlu olmak anlamına geliyor, erfreut über. Zaten freien neydi? Mutlu olmaktan geliyordu. Bakın burada aslında bir puzzle gibi Almanca baktığımızda. Freien, mutlu olmak, erfreut über, bir şeye memnun olmak, sevinmek gibi değil mi? Cümlemize bakalım. Ich bin sehr erfreut darüber, dass mein Bericht angenommen wurde. Ben çok memnun oldum. Bir şeye memnun oldum. Bakın arkadaşlar burada bu yapıyı daha önceden görmüştük. Da geliyor. Neden da geliyor? Çünkü burada bir şey kastedildiği için buna sevindim dediğimizde ich bin sehr erfreut dediğimizde bu cümlenin başında başka bir cümlede ne yapmış oluyoruz? Orayı e, Oraya referans göstermiş oluyoruz ama cümlemiz virgülle devam ediyor ve daslı bir cümle. E dolayısıyla biz burada darüba'dan neyi kastediyoruz? Burada kastedilen bir şey var. E dolayısıyla oraya bu sefer aynı cümlenin içerisinde referans göstermiş oluyor. Nedir o? Mein Bericht, benim raporum, angenommen, alındı. Yani onaylandı, alındı, takdir gördü, onaylandı gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla ben bunu memnunum. Ben buna çok seviniyorum demiş oluyor bu cümle. Dolayısıyla ich bin sehr erfreut darüber, dass mein Bericht angenommen wurde. Benim yazmış olduğum bu bir makale olabilir, bu bir rapor olabilir. Raporumun kabul görmesine çok sevindim demiş oluyoruz bu cümleyle. Demek ki ich bin sehr erfreut darüber, Das mein Bericht angenommen wurde. Bu anlamı ne yapmış oluyor? Getirmiş oluyor. Gespannt auf. Evet. Gespannt auf arkadaşlar. Bir şeye coşkuyla e, sevinç var. tabii işin içerisinde coşku var. E, bir şey mesela iple çekiyorsak eğer. Bunun için gespannt auf diyebiliriz. Bakalım ne diyor cümlemiz. Ich bin gespannt auf die vielen Erfahrungen die ich in meiner Funktion machen kann. Evet, gespannt auf denildiğinde demek ki arkadaşlar merakla, sabırsızlıkla anlamında die vielen Erfahrungen, Erfahrung neydi arkadaşlar? Deneyim demekti. Die ich, bakın burada ne var? Die ile Erfahrung'a bir gönderme var. Die ich in meiner Funktion, benim fonksiyonumda, machen kann. Yani bu cümle aslında ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? E, ich bin gespannt auf Ben deneyimlere, birçok deneyimlere bunu kendi fonksiyonumda yani kendi pozisyonumda yapacağım deneyimlere seviniyorum. Yani bu şey gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Söz gelimi biz bir firmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bu firma bizim için daha yepyeni bir çevre, yepyeni bir heyecan. Dolayısıyla bu aslında öyle bir açılış konuşması içerisinde kullanılabilecek şık bir cümle. Ne demiş oluyorum? Şimdiden firmanızda bu fonksiyonumla artık ne olabilir? Bu müdür olabilirim, herhangi bir mühendis olabilir, herhangi bir bölümün şefi olabilirim. Şimdiden bana verilen adledilen bu fonksiyona, e, şimdiden Katacağım kendime katacağım e, deneyimler için şimdiden çok heyecanlanıyorum gibi bir anlam doğuyor arkadaşlar bununla. Ich bin gespannt auf die vielen Erfahrungen, yani deneyimleyeceğim birçok e, durum, hadise için. Ne yapıyorum? Şimdiden heyecanlanıyorum. Bakın burada da zaten e, açılım yapıyor. Die ich in meiner Funktion machen kann. Yani o fonksiyonun içerisinde deneyimleyeceğim şeye yani kendime bir artı değer katacağım. Buna şimdiden çok seviniyorum demeye getiriyor bu cümle. Tabi burada böyle ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum ki iyice e, otursun diye eminim anlaşılıyordur arkadaşlar. Sonraki e, yapıya bakalım. Glücklich über bir şeyi sevinmek demek arkadaşlar. Glücklich über bakın bunların hepsi akuzatif alıyor. Bir şeyi sevinmek, glücklich über. Cümlemize bir bakalım. Wir sind sehr glücklich über die Kooperation mit diesem etablierten Unternehmen. Evet, bakalım ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Bizler çok ne yapıyoruz? E, mutluyuz. Kooperasyon ne demek? Birlikte çalışma demek arkadaşlar. Mit diesem etablierten Unternehmen, Unternehmen bu bir e, ne olabilir? Bu bir firma olabilir, bu bir kurum olabilir. Etabliyat yani e, oluşmuş yani köklü bir kurumdan bahsediyorken etabliyat diyebiliriz arkadaşlar. E, kurumsallaşmış bir kurum içinde kullanılabilir bu etabliyatın unternehmen için. Dolayısıyla biz birlikte çalışma yani sizin gibi köklü bir kurumla birlikte çalışmanın mutluluğun içerisindeyiz, heyecanın içerisindeyiz deriz ya güzel Türkçe'de. Dolayısıyla bunun karşılığını vermiş oluyor bu cümle. Dolayısıyla wir sind sehr glücklich über die Kooperation mit diesem etablierten Unternehmen. Tabi mit diesem ne yapmış oluyoruz? Burada demonstratif bir durum değil mi? Bu kurumla e, birlikte çalışıyor olmanın, bu köklü kurumla çalışıyor olmanın verdiği heyecanı içerisindeyiz gibi bir anlam demek ki doğmuş oluyor. Ve bir sonrakine bakalım. Verwundert über. Bu da arkadaşlar şaşkınlık e, içerisinde olmak demek. Bir şey hakkında şaşkınlık duymak demek. Cümlenin içerisine baktığımızda tabi arkadaşlar bu e, her şey için geçerli Almanca'da ya da, karşılaştığımız herhangi bir yapı içerisinde, cümlenin içerisinde kurulduğunda daha bir anlamlandırmış oluyoruz bunu. Dolayısıyla tek başına o yapıyı ezberlemek, öğrenmek yeterli olmuyor arkadaşlar. Bunu cümle içerisinde kurduğumuzda daha bir anlamlandırmış oluyoruz. Çünkü bu yapıların ya da bu karşılaşılan yeni kelimelerin ikinci, üçüncü anlamları olabiliyor. O sebepten ben çoğu zaman işte böyle üstünde duraraktan gidiyorum. Çünkü ne yapabilirdim? İşte bu yapılar akusetiftir. Geçelim diyebilirdim. Ancak ben eminim ki cümle içerisinde e, analiz ettiğimizde, baktığımızda daha iyi oturuyordur diye düşünüyorum. Dolayısıyla verwundert über şaşkınlık içerisinde olmak demek. Cümle içerisine baktığımızda Ich bin etwas verwundert über die Art und Weise der Diskussion. Bakın ne diyor cümle? Ben birazcık etwas, birazcık fewundert über şaşkınım. Ne hakkında? die Art und Weise. Arkadaşlar bunu bir yapı olarak görebiliriz. Die Art und Weise şekil ve şemal deriz ya güzel Türkçede. Yani bu e, diskusyon ne demek? Tartışma. Bu e, bu tartışmanın şekliyle ve gidişiyle gidişi hakkında Şaşkınlık içerisindeyim diyor. Artık bu e, tartışma acaba farklı bir noktaya mı gidiyor? E, söylenmemesi gereken ya da işte çok böyle yüksek bir e, yüksek sesli bir tartışma mı? Artık her neyse bunu söyleyen kişi ne diyor? Ben şaşkınlık içerisindeyim. Bu e, tartışma nereye gidiyor? Ben bunun şaşkınlığı içerisindeyim demeye getiriyor. Dolayısıyla ich bin etwas verwundert über die Art und Weise der Diskussion. Yani burada aslında hiç öngörülmemiş bir durum var. Dolayısıyla şaşkınlık var. Bunu belirtmiş oluyor bu cümle. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Angewiesen auf angewiesen auf die schüler sind auf ihre lehrerin angewiesen die, Schü ah, die schülerinnen die dem also, ähm, angewiesen auf angewiesen auf die schüler sind auf ihre lehrerin angewiesen die Schüler sind auf ihre Lehrerin angewiesen. Bemüht um. Bemüht um. Der Kellner ist bemüht um seinen Gast. Der Kellner ist bemüht um seinen Gast. Dankbar für. Dankbar für. Ich und mein Team sind dankbar für eure Zusammenarbeit. Ich und mein Team sind dankbar für eure Zusammenarbeit. Entscheidend für. Entscheidend für. Die gelieferte Menge ist entscheidend für den Käufer. Die gelieferte Menge ist entscheidend für den Käufer. Erfreut über. Erfreut über. Ich bin sehr erfreut darüber, dass mein Bericht angenommen wurde. Ich bin sehr erfreut darüber, dass mein Bericht angenommen wurde. Gespannt auf. Gespannt auf. Ich bin gespannt auf die vielen Erfahrungen, die ich in meiner Funktion machen kann. Ich bin gespannt auf die vielen Erfahrungen, die ich in meiner Funktion machen kann. Glücklich über. Glücklich über. Wir sind sehr glücklich über die Kooperation mit diesem etablierten Unternehmen. Wir sind sehr glücklich über die Kooperation mit diesem etablierten Unternehmen. Verwundert über. Verwundert über. Ich bin etwas verwundert über die Art und Weise der Diskussion. Ich bin etwas verwundert über die Art und Weise der Diskussion. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı datif olarak inceleyelim. Aufgeschlossen gegenüber açık görüşlü olmak demek arkadaşlar. Ne demek istediğimizi cümle içerisinde bir inceleyelim. Wir leben in einer Gemeinschaft, in der die Menschen offen und aufgeschlossen gegenüber anderen sind. Ne demek istiyor? Wir leben in einer Gemeinschaft. Toplum, topluluk anlamına geliyor arkadaşlar. Biz öyle bir toplumda yaşıyoruz ki gibi bir anlam doğuyor. Çünkü neden böyle bir anlam doğuyor arkadaşlar? Virgülden sonra bir açıklama var. In der die Menschen offen und aufgeschlossen gegenüber anderen sind. Ve bu toplulukta insanlar açıklar, yani açık görüşlüler und aufgeschlossen gegenüber karşısındaki toplu e, karşısındaki insanlara karşı e, açıklar demeye getiriyor bu cümle. Dolayısıyla burada ne yapıyormuşuz arkadaşlar? E, aufgeschlossen gegenüber datifi gerektirmiş oluyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Sonrakine baktığımızda erfahren in, tecrübeli demek arkadaşlar. Der Experte ist erfahren in der Beratung von Banken. Evet anlaşıldığını tahmin ediyorum. Der Experte ne demek? Uzman demek. Uzman Beratung neydi arkadaşlar? Die Beratung bilgilendirme, e, aydınlatma, e, aydınlatma değil mi? Ya da işte e, ne diyebiliriz? Tabi aydınlatma diyebiliriz. Die Beratung von Banken yani bankalara olan aydınlatma, bilgilendirme değil mi? Belki bilgilendirme, aydınlatma aynı anlama gelebiliyor olabilir. Bilgilendirme dersek, bankaların bilgilendirmesinde değil mi? Uzmanmış. Kim? Deneyimli ya da uzman, tecrübeli. Kim? Uzman. Dolayısıyla, der experte ist erfahren in der Beratung von Banken denildiğinde Bankaların bilgilendirmesinde bu uzman kişi nasılmış tecrübeliymiş değil mi demiş oluyoruz tabi Almanca güzel Türkçeden farklı olarak sondan başa bir şey olduğu için cümlenin bütününe bakmak gerekiyor ve cümlenin sonundan başa doğru gelmeniz gerekiyor ki bunu Türkçeyi Türkçeye çevirebilirsiniz. Evet o sebepten çoğu zaman böyle dikkatli bir şekilde gitmem gerekiyor Türkçelendirmeye de ya da işte Türkçeye çevirirken. Überzeugt von, überzeugt von ikna olmuş olma durumuna überzeugt bir şeyden ikna olmak anlamına e, gelmiş oluyor. Cümlemiz ne diyor ona bir bakalım. Wir sind überzeugt von der hochwertigen Qualität dieser Maschine. Evet, biz bir şeyden iknayız. Ne, neden iknayız? Hochwertig yüksek dereceli değil mi? Ee, yüksek değerdeki kalite, kalite yani e, üstün kalite şeklinde de çevrilebilir bu. Diese Maschine bu makinenin yüksek kalitedeki değil mi? Yüksek değerdeki kalitesinden biz ikna olduk demiş oluyor bu cümle. Dolayısıyla bakın burada überzeugt von neyi gerektiriyor? Dativi gerektiriyor. Bu sebepten gesend überzeugt von der hochwertigen Qualität dieser Maschine. Bu makinenin değil mi? yüksek değerdeki kalitesi. yüksek değerdeki kalitesi bu biraz Almanca kokuyor olabilir ama e, ne deriz güzel Türkçede? yüksek kalitesinden biz ikna olduk bu makinenin deriz. Öyle değil mi? Ve sıra sonuna geldi arkadaşlar sondaki zufrieden mit memnun olmak, bir şeyden memnun olmak derken zufrieden mit demek ki bu da datifi gerektiriyor. Bakalım ne diyor? Das Management ist zufrieden mit der Entwicklung der Produkte. Evet, das Management yönetim ist zufrieden mit bir şeyden memnun. Neden memnun? Entwicklung neydi? Die Entwicklung gelişim demekti, değil mi? Der Produkte ürünlerin gelişiminden yönetim memnun demiş oluyoruz. Bakın burada da ne oluyor? Zufrieden mit denildiğinden datife dönüşüyor değil mi? Die Entwicklung ne oluyor? Der Entwicklung. Dolayısıyla e, die Entwicklung der Produkte ürünlerin gelişiminden bu sebepten ne oluyor? Bakın farkındaysanız sürekli bu datif dönüşümler söz konusu oluyor ki bunları biz defalarca defalarca ayrıntılı şekilde görmüştük akusatiflikle ilgili durumları ta a bir de görmüştük öyle değil mi? Dolayısıyla burada artık ne yapmış oluyoruz? Bu yapıları evet bu akusatiflik ve datiflik içerisinde nasıl dönüştüğünü nasıl şekil aldığını ne yapmış olduk? Bu dersimizde görmüş olduk. Dolayısıyla e, bu cümlede Das Management ist zufrieden mit der Entwicklung der Produkte. Demek ki bu ürünlerin gelişiminden, değil mi? E, yönetim neymiş? Memnunmuş demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Aufgeschlossen gegenüber. Aufgeschlossen gegenüber. Wir leben in einer Gemeinschaft, in der die Menschen offen und aufgeschlossen gegenüber anderen sind. Wir leben in einer Gemeinschaft, in der die Menschen offen und aufgeschlossen gegenüber anderen sind. Erfahren in. Erfahren in. Der Experte ist erfahren in der Beratung von Banken. Der Experte ist erfahren in der Beratung von Banken. Überzeugt von, überzeugt von. Wir sind überzeugt von der hochwertigen Qualität dieser Maschine. Wir sind überzeugt von der hochwertigen Qualität dieser Maschine. Zufrieden mit, zufrieden mit. Das Management ist zufrieden mit der Entwicklung der Produkte. Das Management ist zufrieden mit der Entwicklung der Produkte. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss!